Longevity dediğimiz zaman sadece uzun yaşamayı değil, uzun ve sağlıklı yaşamayı anlıyoruz. Hem de o sebepleri düzeltmek için size e, kendi başınıza yapılacak önerileri öğrenmiş oluyorsunuz. O tarihe kadar ölme yeter. Merhaba, size 6 kitabım Longevity Planı'nı tanıtacağım. Bu kitabı okursanız ne fayda sağlayacaksınız, neden okumalısınız onu özetlemek istiyorum. Öncelikle bu kelimeye alıştık e, diye düşünüyorum. Longevity yeni bir tıp yaklaşımı olarak hastalıkların tedavisinin hiç hasta olmadığımız, daha genç olduğumuz zamanda e, kalmayı uzatmak olarak algılayan bir yeni yaklaşım. Yani e, Alzheimer'ı, demansı ya da yaşlanmayla gelen bütün hastalıkları engellemenin yolu aslında yaşlanmayı öteye atmak ve oraya gelmemizi yavaşlatmak. Dolayısıyla longevity dediğimiz zaman sadece uzun yaşamayı değil uzun ve sağlıklı yaşamayı anlıyoruz. Bu, bu tıbbın başlığının adı. Şimdi bu kitapta e, bu yaklaşımı anlatmak isterken e, şunu yaptım özellikle her kitabımda yaptığım gibi. Bir şey neden oluyor onu çok iyi kavgarsak onu düzeltmek için önerileri de daha gönüllü yaparız. O yüzden bir şey neden oluyor e, sorusu bu kitapta. Niye yaşlanıyoruz? Biz niye yaşlanıyoruz? Yaşlanmak zorunda mıyız? Yaşlanmayı bir hastalık olarak ele alırsak onun tedavisi için neler yapabiliriz? Dolayısıyla kitabın başı aslında Size neden yaşlandığımızı 14 ayrı maddede hücresel düzeyde anlatacak ama korkmayın gayet anlaşılır bir şekilde. Bu 14 maddeyi kavradığımızda şu sebepten yaşlanma biyolojik olarak olan bir şey ama aynı şekilde bu sebebi engelleyecek buradaki önerileri yaparsak da yaşlanmayı yavaşlatabiliriz konusunu kavramış olacağız. Yani kitabın birinci kısmı. Niye yaşlandığımızı bize 14 maddede biyolojik olarak anlatıyor. Bunlar uluslararası e, belirteçler, yaşlanmaya ait, ait belirteçler. Kitabın yarısı da bunlar için nasıl çözüm yapacağımızı anlatıyor. Plan diye yazdım adını, longevity planı diye. Çünkü bu bir plan. Yani biz bir adım atarak bu konuda kolları sıvayabiliriz ve kendi longevity planımızı yapabiliriz. Yaşlanmanın kendi akışına izin vermeyerek bir takım doğruları step step hayatımıza alabiliriz. Üç farklı stepte anlattım. i̇lki sizin kendi başınıza da yapabileceğiniz ikinci ve üçüncü bir hekimle benim işte muayenemde yaptığım işler gibi yol yürüyebileceğiniz bir yaklaşım. Ama bence birinci aşama bile yeterli. Dolayısıyla bu kitabı okuduğunuzda siz Uzun yaşam, uzun ve sağlıklı yaşam yolculuğunuzda diğer insanlardan, dünyada trend olan e, ve bu konuyu yakından takip eden diğer insanlardan geri kalmamak için hem yaşlanmanın bir hastalık olarak ele alındığında sebeplerini anlamış oluyorsunuz. O hem de o sebepleri düzeltmek için size e, kendi başınıza yapılacak önerileri öğrenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu kitabı okumak aslında e, sizin kendi e, longevity planınızı kendi başınıza oluşturma. Yönteminiz herkes işte bir hekime gidemeyebilir, muayenehanelere gidemeyebilir ama buradaki bilgiler size e, işin %70'ini kendi başınıza yaptıracaktır. E, o yüzden e, şöyle bağlayalım e, aslında e, her birimiz e, şu anda bu videoyu izleyen tanıdıklarımız her birimiz Normalden daha önceki nesillerden daha uzun yaşayacağız. Çünkü teknoloji çok ilerleyecek, bir sürü e, inanılmaz tedaviler çıkacak gibi kitapta onlardan da bahsediliyor. Gelecek nasıl olacak diye İşte o gelecek çok yakın olduğu için zaten uzun süre hayatta kalmamız e, sağlanacak. ama e, bize düşen her şeyin yani bütün bu teknolojilerin halka inmesi, hepimize ulaşabilmesi için gereken zamana kadar hastalanmamak, hatta hastalanmamak da yetmez. Aslında kitabın mottosu olarak diyoruz ki yakında e, bilim ve tıp yaşlanmayı da e, hastalanmayı da engelleyeceği için o yakındaki tarihe kadar bir sloganımız var. O tarihe kadar ölme yeter. Öyle deniyor e, bu konudaki yaklaşıma. O tarihe kadar başka sebeplerden ölmeyelim, kendimize dikkat edelim ve o tarihe kadar da sağlığımızı en iyi şekilde korumak için buradaki yöntemleri takip edelim. Çünkü gün birinde... Kimsenin e, kimsenin belki o kadar şimdiki kadar yediğine içine dikkat etmesi gerekmeyecek kadar her şeyi düzeltebilecek teknolojiler gelecek o güne kadar e, genç olabilmenin yolu yavaş yaşlanmanın yolu böyle bir rehberle yola çıkmak e, bu kitabın amacı sizi o güne hazırlamaktı öyle söyleyeyim.